Herkese merhaba arkadaşlar, ben Panzer yani Berk Arsaş ve görmüş olduğunuz gibi de karşınıza sisli bir map. Evet arkadaşlar, videonun başlığından da görmüş olduğunuz gibi CSGO yeni bir güncelleme geldi. Doğrusu bu güncellemeyi ben bilgisayarı açınca karşılaştım. Normalde Overwatch vaktimiz gelmişti, Overwatch yani bazılarının gıcına gidiyor. Olsun, ben öyle diyorum, ağzıma yapışmış o şive. Neyse işte onu çekmenin vakti geldiğini düşünerek girmiştim. Önce bir eldiven güncellemesi gelmiş. Hadi ondan bir gün önce haberim olmuştu da. Şimdi son dakika bir de bu hava güncellemesini gördüm. Fakat daha bu şu an uygulanmadı herhalde bütün şeylere, sunucularına. Çünkü bir kontrol ettim, baktım haber yok onlardan bir şey. Ama Steam'in atölyesine falan direktmen düşmüş. O zaman bir şunun havalarına falan bakalım derken şuradan bir ya. Şöyle bir end off diyelim abi. Yaklaşık bir 8-9 tane hava durumu var yani, yağmurlu, karlı, kışlı, kıyametli, sisli, misli, böyle pusulu musulu mapler gelmiş. Pardon, map havaları gelmiş. Ve bu şu an 4 tane mapte falan var yani. Bu Mirage'de var, Cage'de var, Dusk'de var, bir de Overpass'da vardı herhalde. Şu anki hava aşık herhalde. Miami havası, Adana havası veya. Evet, bu da yağmurlu bir hava. Size böyle bir hıpızı göstereyim size havaları. Ama sana bir Overwatch'ımıza yapalım ya. Canım çekiyor benim de. Şöyle bir etraf falan gezeyim. Dusk'i de göstermek istiyorum aslında da. Bir orayı da bir el atarız ya hızlı. Aynen, bir orayı da bakalım. Çık şuradan. Yerlere falan böyle yağmur efektleri falan koymuşlar, böyle sulanmış efekti falan. Bu da çöl efekti, yerli bir efekti herhalde. Sus pus efekti aynen. Ne o? Onda şöyle bir elinin içine falan bakayım, bak dur elinin içi nasıl gözüküyor acaba. Aa, buraları bile şey yapmışlar, hep karartmışlar bak, dinamik hava yok ya. İnsan bak şuraları dinamik hava koyar mesela. Bak bu baştan sağma gibi geldi bak, bu yüzden. Ne bileyim, dışarıdaki hava ile içerideki hava aynı olmasın. Yani. O zaman bir hızlı bir içeride bakalım abi. İçeri durun Dusk'ye. Şöyle bir çıkalım. Hani nasıl LoL'de Yasuo bir duygusal bağ sahipse, CS'de de Dusk'in bize karşı bir duygusal bir bağı vardır. O yüzden size Dusk'i de göstereyim dedim yani, öyle karar aldım. Evet, buralardaki sular falan çok hoş olmuş. Ya acaba bu rankta falan da gelir mi, onu düşünüyorum ya. Manyak FPS düşürüyor. Aa, tak. Böyle bir değişik havası var ya, benim çok hoşuma gitti aslında. Eğlenceli olabilir veya rank değil de ne bileyim. Ya bunu bir şekilde kullansınlar işte ya. Onu artık oyun yapımcıları düşünür. Şu havalarda falan oynamak çok güzel olur. Bazen çünkü adamlar falan sizi göremez falan. Bazıların çünkü monitörleri falan kötü oluyor. Adamı falan net göremiyor. Bak bu normal havaymış ha. Yağmurdan sonraki hava. Açıyor ya güneş hani böyle. Bulutların içinden parlıyor. İşte o da öyle. Bu arada GameX'e gelecek misin diyenlere... Şu çıkalım abi. GameX'e gelecek misin diyenlere karşı... gelmemeyi düşünüyordum ki zaten gelmemem için de bin bir tane bahanem çıktı. O yüzden bunun da haberini vereyim. Sonra gidip Berk abi falan demeyin. Veya Berk kardeşim, büyüklerimiz de var. O zaman abi uzun lafıksız Bismillahirrahmanirrahim deyip şu, bu arada bıçakları da kaş göz arası batmış olduk. Pek fazla üzerine duracak şey değil ya. Yine Valve para kazanmak için her şeyi yapmış diyeyim. Overwatch'ımıza da bir bakalım. Adamımız acaba hileci mi değil mi? Onda da bir karar verdim. Böyle var ya, dünyanın en pis hilecisi gelsin. Ve Dust 2 geldi tabii ki. 0-0. Bu ne lan? 16-25 ne diyor? Bir dakika. 16 dakika ne alaka? Isınma turu diyeceğim de. Isınma turu 16 dakika mı? Vallahi dikkatimi çekti. Bu ilginç. Saçları kestirdim bana, fark ettiniz mi? Hadi üstleri pek fark edemezsiniz diye düşündüm çünkü genelde hep dikerek çıkıyorum da kameraya. Yanlar şey ama. Sırf bu adam böyle mal gibi durduğu için böyle diyorum var ya. İlerlese falan böyle güzel yorumlayacağız. Niye böyle Afrika duruyor ki mal? Sus. Hava da bayağı harbi soğudu bak, parmaklarım ucu donuyor ya. Hadi gel kendine suspektim. Overwatch vaka incelemesi. Kapıdan böyle ıslık sesi geliyor, rüzgarın tarzı. Size doluyor mu rüzgar esinde filan? Hadi be yavrum.
Şimdi mi geliyor aklına ileri sarmak? Önce bir para durumuna bakalım. Bomba mı almış, ne almış sadece? Tamam, bir tane kill aldı abi, 10 numara. Yok lan, o başka yerikmiş. Buzimizdeki zırh almış. Iceberg bomba almış herhalde, 600 doları var. Yok, bomba için değil mi? Neyse tamam, burada mal bir yayın sergiledim. Artık şu adamı bir fokus atalım. Kitlenebilir gibi eğimi var lan resmen. Tak 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 tak. Ama bazılarının oynayış tarzı öyle ya. Bir aralar ben de deniyordum ve sevmedim onu. Aynen, oynayış tarzı herhalde o. Ne oluyor lan, bu adam çok oynaklanmış. Bir şeyler oldu bu herife, dur bakayım. Oğlum dağ taşa sıkıyor lan bu herif. Dur. Aa, öldürdü o halde, helal olsun lan. Aha. Adam dağ taşa sıka sıka aldı vallahi eli ya. Ama sorun bunda değil, sorun karşıdaki mallarda. Neyse, helal olsun diyeyim. Sonuçta kazanmış abi, sonuç önemli. Bu benim aklıma takıl. Acaba bu harbi hava durumu falan rankta gelir mi ya? Düşünsenize böyle şey. Long'u tutuyorsunuz böyle falan. Sniper'la bakıyorsunuz böyle, yanınızda arkadaşınız var, ne bileyim. Gökhan, gözüme karmar geliyor falan böyle, göremiyorum. Adam geliyor sizin içinden falan. Ulan sisli havada smo falan da manyak iş yapar abi. Tamam, sonu hayır olsun ya. Belki bu videoyu izlediğinizde her şey değişmiş olabilir. Bilmiyorum. Belki o resmi de olmayabilir lan, o bilmiyorum ya. Çok değişik o konu. Ay, çektik işte, ne olacak. Merak ettik. Bu adam niye böyle bekliyor? Sanki orada olduğunu bilirmiş gibi. Güzel bir mantıklı tahmin edilebilir aslında. Aynen. Yalnız zamanlaması yani şey. Flash patlar patlamaz, hani ateş edersiniz filan ya refleksi. Bu adam flash patladıktan sonra adam çıktığı gibi ateş etti. Onu anlamadım ben de, bir değişik bir şey. Vuramadı da ama. Tamam. Adam shift'e basarak geldi. Manyak da refleks gösterdi yani. Hayır, düşündü filan diyeceğim de çok rahat çıkıyor, bir dakika. Şimdi daha deminki roundda mesela adam kapıdan çıkmadı. Orada olduğunu tahmin ederek bekledi. Hadi eyvallah. Bunun sesini duydu falan, eyvallah da şey. Çat diye bir anda long kapıdan çıktı mesela. Niye beklemedi kapıları falan? Ya, niye bakmadı yani, niye şüphe duymadı? Orada yine bir adam bekleyebilirdi. O istiyatla çıkmadı mesela. Yani hal ve hareketi uyuşmadı falan. Yine bir hayvan gibi paranoyaklıkla izliyoruz adamı, ama hadi bakalım. Sanki bu adam harbiden bir valmış gibi his uyandı içimden ha. Yani bakış açısıyla göre değişiyor tabi ama. Şimdi bu karlı kışlı bölümlerden sonra bak, böyle çok parlak geldi harita gözüm harbi ha. AWP mi kesiyor lan? O stick neymiş, aynı AWP kesiyor. Çıkmıyor da. Dur bakayım. Çıkmıyor lan, sanki harbi orada onun olduğunu bilirmiş gibi. Bak hareketlere bak. Bu adam boş değil ya. Ya da bilmiyorum, şu an çok beni huylandırdı. Adamı da tam içine attı ama bu önceden niyetlenmişti zaten. Hadi bakayım, hadi sola gör, hadi sola doğru bakarak şuradan çık. Hadi, bilmiyor o adamın orada olduğunu. Adam temiz değil ya. Biliyordu. Ya olabilecek şeyler, onunla sıkıntı yok ama yani bütün ihtimalleri birleştirince, böyle hal ve hareketlerini birleştirince sonuç öyle çıkıyor. Bir fişeklenme yeri bekliyorsunuz, hadi bakalım. Biz yine de adamı temiz çıkartmaya çalışalım. Her şey olabilir mi, olabilir diyelim. Ama bu adam harbiden... Bak çok rahat çıkıyor mesela şu an. Bayladığını biliyor. Yine bir AWP olabilirdi. Osterik zaten yine AWP. Ölmemiş herif. Düdük sesi geliyor rüzgardan. Bu arada mikrofona şey geçirmeyi düşünüyorum. Ya çorap falan geçirmeyi düşünüyorum. Harbi iş aklıma yattı. Bir denedim böyle, çorap takıp ses falan kaydettim. Böyle hani siz diyorsunuz ya, mouse'un sesi, bilgisayarın sesi falan minak geliyor diye.
Onun sesini bir kademe azaltacağını düşünüyorum. Al, işe yarayabilir ha. Ya bu adam, bilmiyorum şu an yaptığı şeyler de mantıklı ama ya. Mantıksız bir açıklaması diyor işte, sıkıntı orada. Yetersiz dili de olabilir şimdi herif. İguana. Arkasına falan da bakıyor ama şimdi. Dur. Aa bak, buradan bir tane mallık yaptı. Arkadaşı öldü güzel kardeşim. Tamam, eyvallah. Arkadaşın öldü. Ama sen niye hala arkana bakmaya devam ediyorsun? Adam bazen sadece tek kişi kalmış. Böyle de sanki şey, Overwatch'a falan çıkarım da böyle izleyiciye fake attırırım tarzı düşündüğü için arkasına bakıp refleks olarak da dönmüş olabilme ihtimalle var ya. Ah çok zor bir iş lan bu aslında var ya. Beynim şu an tam paranoyaklık şeyine çalışıyor böyle. Düzeyine çalışıyor. Ah kör oldum be. Oo. Ama sesini ben duydum da sonradan... Bir dakika, sesi gelmeden pozisyon aldı bu direkt. Aaa arkadakini görmedi. Sen göremez abi, imkansız. Tamam, karşısı yine çekti, hadi bakayım. Niye durdun? Allah Allah. Hiç beklenmedik hareketler ya. Ya rahatlığa bak, arkasına bile sol tarafa bile bakmadan çıkıyor abi. Yok ya, bir yani. Tamam, size şöyle diyeceğim. Bir insanın böyle hal ve hareketi mi, kill alışına falan bakarak yani ne olup olmadığını az çok çözebilirsin. Hani dersiniz ya böyle, insanı gördüğümde ne olduğunu az çok anlarım falan, okuyabilirim içini falan dışını falan. Yani o mantıkla şu an bu adam harbiden bir valhack olduğu anlaşıldı yani. Yaptığı hareketler birbirini tutmuyor çünkü. Bir insanın mesela kas hafızası vardır, refleksleri falan vardır. Atmadı mesela bombayı burada. Haydi onu info alıp atmadı diyebilirim de, önceki roundlarda mesela habire köşelere bakıp, yani adamın orada olduğunu bildiği için bakıp, sonraki el olmadığını bildiği için bakmayan bir tip şu an bu yani. Olabilir, her round insan oraya pusabilir ama bakmadı yani. Böyle ters düz durumlar var ve şu an bu adam mal. Tamam. Tamam. Seslerden çözdük diyelim. Üsttekini öldü lan. Şimdi düşünürüm abi, bu çok karışık bir durum ya. Tamam, nişan desteği yok. Ona eyvallah. Tamam, nişan desteği yok. Görüş desteği. Dur şu diş desteği, şu oyun bozak. Şunları çıkalım. Şimdi bu adam harbiden bir valhack gibi. Ama yeterli delilimiz yok ya. CSGO topluluğun dürüst bir üyesi olarak incelediğin delilde açıkça görünüyor ki şüpheli rakiplerinin yerini öğrenmesini sağlayan harici bir yazılım kullanmıştır. Örneğin rakiplerinin duvarlarının veya sis bombalarının içinden görme, flash bombası atma veya tamamen iptali gibi. Ya şimdi daha fazla deli olsam diyeceğim ama bunlar harbiden yetersiz deli demek zorundayım. Çünkü adam hal ve hareketlerinden bariz belli oluyor yani. Hissettiriyor ama bunu göstermiyor yani. Harbi göstermemiş, çok iyi saklamış. Ona bir şey diyemiyorum kardeşim. Eyvallah diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kardeşlerim. Vallahi artık öyle de bir sonuca vardı. Şu eldivenler de böyle gözüme koyuyor. Motorcu eldivenini koymuşlar ya. Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, beğenme kalın, hoşça kalın kardeşlerim, hepinizi öpüyorum.